Herkese merhabalar. Bu videoda karşınızda Zoe ile birlikteyim ve Zoe'nin detaylı oynayışından, koridor safhasından bahsedeceğim bir videoyla karşınızdayım. Hemen sağ üst köşeden benim rünlerimi görebilirsiniz. Elektrik var ve en altında usta avcı, son darbe ve pratik zeka ve küçük rünlerde ise zırhı tercih ettim. Çünkü karşımızda Irelia olacak. Genel olarak zaten karşısı full AD ve çok ama çok zorlu bir matchup. Yine tek çiftte ilk 10 maçımın içerisindeyim. Bu sanırım yanılmıyorsam 4. maçım olsa gerek. Yeteneklerinden bahsetmeden önce şöyle bir alım yapalım. Açıkçası bu takıma karşı biz düzgün oynarsak yok ederiz. Fakat onlar düzgün oynarlarsa bizim takımı yok ederler. Çünkü iki takımda da böyle adam akıllı bir ön saf tank yok açıkçası. Şimdi hemen Zoe'yi anlatmaya başlayacak olursam, kayıttayım şu an. Bir sonraki yeteneğimden sonraki saldırım güçleniyor. Q attım. Bir sonraki saldırım güçlendi. Q'yu ileri attım. Bir sonraki saldırım yine güçlendi. Yetenek kullandıktan sonraki düz vuruşum büyü hasar, ekstra büyü hasar çıkarmasına yol açıyor. Pasifim. Q. Bir yere atıyorum. Geriye, ileriye, sağa, sola şu gördüğünüz menzilde. Daha sonrasında tekrar Q'yu hedef alarak, mouse'umdan hedef alarak tekrar Q'yu istediğim yere atıyorum ve bu yere giderse bir birime çarparsa rakip birime patlıyor ve hasar veriyor. Ana kişi çok daha fazla alıyor. İkten çok daha fazla alıyor. Çevresindekiler %80 hasar alıyorlar. Bu şekilde Q yeteneğim 2 kullanmalı bir yetenek zaten. Göreceksiniz oyun içerisinde de Q açacağız. Q fulleyeceğiz. Sonrasında E açacağız. E fulleyeceğiz. Karşımda Irelia olduğu için pasif oynamak zorundayım zaten. Şimdi W'm pasif. Şuradan okuyayım size. Pasif. Minyonların üzerinde bir baloncuk çıkıyor. Eğer ben bu minyonları öldürürsem, ben öldürürsem, ben katledersem, bu adam bence 5 yük yapıp bize dalmaya çalışacak ama şöyle bir şey yapabiliriz. Gayet güzel. Eğer bu minyonları ben öldürürsem o minyonların içerisinden sihirdar büyüleri çıkıyor. Bu kimi zaman kefaret olabilir, kimi zaman tutuştur olur. Çok düşük sıçra çıkmıyor sanırım. Yavaştan şu minyonları alalım. Gibi yetenekler sihirdar büyüleri çıkıyor ve ben bunları toplayıp W'umda biriktiriyorum. Bu adam şok olmaya başladı. Şu gördüğünüz az önceki attığım benim Q yeteneğim. Giderek boşa salladım ki bu minyonu kaçırmayalım. Q yeteneğimi görüyorsunuz. E yeteneğim. Bir baloncuk atıyorum. Bu baloncuğa değen rakipler eğer ilk attığım şu menzil içerisinde değerlerse direkt uyutuluyorlar belli bir süre sonra. Ama eğer değmezse o baloncuk bir menzile kadar gidiyor ve son menzilde hiç sıkıntı yok. Gayet güzel. Son menzile kadar gidiyor ve açılıyor. Daha sonrasında o açıldığı menzilde patlıyor. Bakın şu an W'mu açtım. Gördüğünüz gibi. W'nun bir diğer özelliği şu. Sihirdar büyüsü kullanan rakiplerin büyüleri yere düşüyor ve ben o büyüleri alabiliyorum. Az önce Shaco tutuşturunu kullandı. Ben gittim Shaco'nun tutuşturunu W'ma geçirdim. Şimdi bizim alacağımız item bu olacak. Yeni item gece tırpanıyla birlikte aşırı fazla bir hasar çıkarıyoruz. Bot lane'de hiç işler yolunda gitmedi. Eteneğim gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir gecikme sonrası kurban 2 saniyene uykuya dalar ve ben bu uykudan uyandırırken yaptığım ilk hasarın ekstra gerçek hasarda vuruyorum. İlk hasardan ekstra gerçek hasar vuruyorum. Kurban uyandıktan sonra. Yani Q'yu artık kime tuttur, E'yi artık kime tutturduysak. Takımdan güzel haberler gelmiyor bu arada. Gördüğünüz gibi şu benim W'mun pasifi. Bu adamı şöyle dürtebilirim. Birkaç minyon kaçıracağım. Çünkü itmek istemiyorum. Bu arada Q'nun belli bir bekleme süresi var. Yani ben arkaya attıktan sonra o Q'yu sonuna kadar bekletemem. Belli bir şey de kullanmam gerekecek. Bir
Peki. Gördüğünüz adam sıçrasını kullandı ve ben şu an bende sıçra var. Bu adamı keserim. Şu an üzerinde görüyorsunuz iki sıçra var. Sıçra atıp adamın üstüne E bıraktıktan sonra kesmeye çalışabilirim. Bir deneyelim. Bu hiç hoş olmadı. Neyse şöyle. Attığım Q minyona değdi ya. Onu dikkat etmem lazımdı. Adamı kesebilirdik. Boş yere Q'yu kaçırdık. Olsun. Sıkıntı yok. Biz şöyle yine şeyleri çıkaralım. Burayı bir tık itiyorum. Çok güzel. Bitkinlik düştü. Bunu alacağım. Şimdi normalde İrelia'nın beni kesmesi lazım ya da İrelia'nın beni çok zorlaması lazım ama İrelia beni zorlamayı tercih etmiyor. Ben adamı zorlayayım onun yerine. Adam 3 level. Ama bu kadar kişi gelirlerse tabi olmaz. Hayır ya, beni kesince can kazandı. Bu aralar çok şanssızım arkadaşlar. Gerçekten derecelilerde o kadar şanssızım ki son 5-6 maçımda çok fazla rakibim öyle 5 can, 10 can, 20 canla falan kaçmaya başlıyorlar. Her neyse. W'nun detaylı anlattım. W'yu da detaylı anlattım. Buradan detaylarını okuyabilirsiniz. E yeteneğini de anlattım. E yeteneğinin bir de şöyle bir özelliği var. Duvarlar içerisinden geçerken menzili uzuyor. Adama bir şey yapamam. Q tutturamam. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Şunlara birer vuralım. Ultimi size anlatarak göstermek istiyorum. Bu arada W kullandıktan sonra aktif olarak, yani benim bir yeteneğim varken W üzerinde, ultimi de şöyle kullandım. Üzerimde bir yeteneğim varken W ile birlikte bastığımda etrafımda 3 tane işaret çıkıyor ve bu 3 işaretin hepsi en yakındaki rakibe deyip hasar bırakıyor. Ultim ise belli bir menzile ışınlanıyorum. Daha sonrasında tekrar dönüyorum. Bu şekilde şunu alalım. Gördüğünüz gibi şu da benim W'mun şeyi. Buna neden vurmuyor bilmiyorum. Şimdi manayı bayağı azalttık. Şunu çarpla alalım. Sıkıntı çıkmaz. Güzel. Bir agresif denedi ama çok heyecanlandı sanırım. Böylelikle karakterin bütün yeteneklerinden bahsetmiş oldum. Şimdi şöyle çok daha detaylı, güzel, odaklı bir oynayışa geçelim. O ilk pozisyonda sıçra bizdeki pozisyondayken ölmem inşallah diyeceğim ama öleceğim değil mi? Evet. Sıçra bendeki pozisyondayken adamı çok daha rahat kesebilirdim. Eğer köyü minyona atmış olmasaydık. Şaka burada bize iki kere genk geldi ama yaptığımız hatalar yüzünden tabi burada koridoru kaybettik ki zor bir eşleşme. Belli bir noktaya kadar gerçekten zor bir eşleşme. Çünkü İrelia üstümüze atladıktan sonra benim yapabileceğim çok az şey var. Yani eğer belli bir pozisyonda değilsem İrelia 5 yük üzerime atlayıp E'sine tutturduktan sonra beni çok rahatlıkla kesebilir. Ayrıca bu yerdeki şeylerin de belli bir bekleme süresi var. Mesela şu an kayboldu. Burayı bitirelim. Bu arada burada Kha'Zix görünüyor. Yumuzu ne kadar uzaklardan tutturursak o kadar ekstra hasar çıkarıyor. O yüzden ultimizle birlikte çok geriye Q atıp çok daha gerilerden kill almaya çalışıyoruz. Karakter genel olarak bu şekilde oynanıyor. Geriye ulti atıyorsunuz. Geriye Q atıyorsunuz. Yakınlaşmak için Q'yu bırakıyorsunuz. Bu şekilde maksimum hasarı çıkarmış oluyorsunuz. Bu adamı biraz zorlayabilirim kule altında. Çünkü minyon almak isteyecektir. Ama şu yaptığım kesinlikle çok yanlış. Öldüm büyük ihtimalle. Düz vuruşu sağ tıkladım ve gittik öldük. Takımdan da bu arada
Sürekli ses çıkıyor. Bu da çok sinir bozucu bir şey. Sürekli birileri katlediliyor vesaire vesaire. Ama şöyle güzel bir şey olacak. Şimdi karşı takım Snowball'a bağladı. Şimdi çoktan bot lane'de kastılar. Irelia şu an benim önümde. Jungle'da şey kastı. Kha'Zix kastı. Ama kimse tank kasmayacak. O yüzden bizim bu oyunda doğru hamleler yaparsak çok rahat bir şekilde burayı temizleriz. Şu anlık hiç hasarım yok çünkü üzerimde hiçbir AP itemi yok şunun dışında. Belli bir süre sonra bu adamı da keseceğiz. Yani size dediğim o şanssızlık hala devam ediyor. 7 canla kaçtı adam. Şöyle buraları temizlemeye devam edelim. İkinci olarak E'teneyi fullleyeceğim. Şuraya Q'mu bırakıyorum. Yakınlaşıyorum sonuna kadar. Bütün minyonları alıyorum daha sonrasında. Şimdi bir soluya baskına gidebilirim. Tamam. Ejder de alabiliriz. Başlarda çok kötü oynadık. Birçok pozisyonda kötü oynadık. Ama burada kesinlikle sıkıntı yok. Çünkü dediğim şey hala geçerli. Şimdi ileride yok. Ama biz bu ejderi aldık büyük ihtimalle. Tamamdır. Burada şey tercih ettim. Niye buradan gidiyorum? Şuradan gittiğimi sanmıştım. Zoe oynarken dikkat etmeniz gereken şey ultinizi kaçmak için değil de yakalamak için kullanmanız. Ya da böyle anlık yetenek atışlarından kaçmak için kullanabilirsiniz. Fakat kesinlikle tamamen kaçmak için ultiyi kullanmamanız lazım. Yoksa geri döndüğünüz için hiçbir şeyden kaçamıyorsunuz. O adam şimdi bunu almak isteyecek ama 5 yük oldu. Ultiyle üzerime atlayabilir diyecektim ki. Ben ölmeyeceğim. Burası bayağı sakin bir gerçeklik. Adam şu an beni kesmeye çalışabilir. Ben de onu kesmeye çalışabilirim ama ultim gelmesi lazım öncelikle. Gördüğünüz gibi E attıktan sonra bu şekil açılıyor. Şimdi adamın yanına yaklaşamam. Çünkü ben gidince üstüme Q atacak. Ben zaten direkt öleceğim. Shaco'nun buraya gelip kesmesi lazım ama Shaco'nun da başı dertte gibi görünüyor. Ben burada base'imi atıyorum. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü ölebilirim. Tek Q'sunu öldürüm hatta. Zaten koridoru şu anda kaybettim. Daha da zorlamanın pek bir mantığı yok. Doğru zamanda ormancımız aslında daha doğru yerlerde olabilirdi. Mesela şu an gidip bu adamı çok rahatlıkla kesebilir. Tamam. İlk kill'imizi aldık. Bundan sonrası toplayacağız artık. Gerçi sen öldün tabii ama ne? Aşağıdan gelirse kesmeye çalışabilirim. Her ne kadar. Heh, şimdi geldi. Önce E tutturmam lazım ki rakiplere benim Q'mdan çok daha zor kaçsınlar ya da kaçamasınlar. Yani asıl amaç tabii ki kaçamamaları. Şimdi burada İrelia base'e gitti. Şurayı bitirelim. Belli bir noktadan sonra bitirme potansiyelim gerçekten çok artıyor ama doğru şekilde oynamamız lazım ki adamlardan tek yemeyelim. Özellikle İrelia. Üzerime Q ile birlikte, ulti ile birlikte atladığı zaman çok net ölüyorum. O yüzden 3 kere bu hataya düştük. Sanırım üçünde de bizi İrelia kesti. Daha fazla düşmemek adına çok geriden oynayacağım. Gördüğünüz gibi aslında hasarımız hiç fena değil ama İrelia bizim için güçlü bir rakip. Zaten ben Q'mu attığımda adam direkt geri basıyor. Fark etmişsinizdir. Şu an herhangi bir şeyim yok. Şunu da şunu alalım. Şu kutuşturu alalım. Bu kuleyi vereceğim. Manam kalmadı zaten.
İtemim de bitmiş. Şu an kaçmalık kasmalık bir durum yok. Aslında burada Luden'i de tercih edebilirdim. Ama gece tırpanının o ani hasarını ben istiyorum. Şimdi mana veren bir şeyler kasacağım bana. Ne alabilirim? Hiç bu anın şununla bir çıkalım. Kesebilirdi aslında ama tut da en azından bir elektriğini çıkarttık. Tutuşturun şu süresi bitti. Şunu alayım hemen alalım. Bu arada almak için bayağı bir yakınına gitmeniz gerekiyor yerdeki şeyleri almak için. Şimdi bota bir uğrayalım. Bota uğramadan önce burada Kha'Zix var. Kha'Zix buralarda, o yüzden şuraya bir görüş verelim. Çok güzel. Zoe ile yapmanız gereken tam olarak bu. Uzaklardan, çok uzaklardan el tutturup daha sonrasında hallediyorsunuz. Şuna da bir el deneyelim. Şu an o adama girmek zor aslında. Yani o adama girmek zor. Aslında hala girebiliriz ama şu an nerede bilmiyorum. Irelia midi ittiriyor. Biz şu ejderi alalım. İlerisi için bu ejder bizim için çok daha önemli. Hatta ben şurada rahatlıkla base atabilirim. Kuleyi alamayacak. Biraz hasar verecek ama burada onlar ejderi alacaktır. Gayet güzel. Şimdi ikinci item Leech bu an çıkacağım çünkü benim bir sonraki düz vuruşumu güçlendiriyor. Ama burada bir mana eşyası çıkmak istiyorum açıkçası. Dolan bana dalar. Gayet güzel. Dediğim gibi Q'nuzu kesinlikle, pardon, Q diyorum. Ultinizi kesinlikle böyle anlık kaçmak için kullanmanız lazım. Eğer sürekli kaçmak için, işte mesafe kat etmek için kullanırsanız bir noktada patlıyorsunuz çünkü geri dönüyorsunuz. Orada bitkinliğim vardı. Bitkinliği direkt üstüne attıktan sonra adam zaten bizim için yeterli hasarı çıkaramadı. Şimdi burada sihirbaz papuçlarını tamamlayacağım. Pardon. Şöyle bir şey yapacağız. Sonrasında Leech Boğan'a devam. Şimdi üzerimde sıçra var. Bir de kendi sıçram var ama sıçranın süresi bitecek. Neyse, en azından o orada kesecektir herhalde onu. Offside'a bakalım. Olaylar dönüyor. Şimdi şeyin ultisi var. Büyük ihtimalle onun ultisi var. Şuna şuradan bir kök tutturmaya çalışırım ama Kha'Zix'i kesmek daha mantıklı aslında. Şuraya bir totem atalım. Bir deneyelim. Arkamızdan ilerleye kapatıyor. Zor. Yakınlarına girdiğim an ölecek biten, ölecekmişim gibime geliyor. O yüzden E falan bekletmem lazım ki bir şey yapalım.
Düştüm gelecek. Az kaldı. Şu arkadaki minyonu alırsam çok sevinirim. Güzel, onu tuttum. Gayet güzel, onu da kestik. Bunları keseriz diyeceğim. Aa, şey almış. Ormanın ultisi. Bende çarp var. Şunu da alalım. Ne çıkacak? Bariyer çıktı. Çok güzel. Ben istediğim şey. Üzerine birisi atlarsa rahatlıkla kullanabilirim bunu. Tamam, çıkalım. Bir de bitkinlik aldım. 1-3 birdik. 3-3-4 olduk. Ölmeden 2 kill 4 2 kill 3 asist çıkarmayı başardık. Ki böyle de devam edecek. Eğer ben mesafeyi korumaya devam edebilirsem. Şunu keselim. Bunu da base'imize atalım. 1800 aslında 1-2 minyon daha kessek bunu alabiliyormuşuz. Kogmav'ı E ile yakaladığım sürece bu adamın yanında Lulu da olmadığı zaman bizden kaçışı çok az. Gece tırtlanıyla birlikte. Ama tek yemezse o zaman da bizim için sıkıntı. Şimdi üzerimde hala şey var. Bitkinlik var. O yüzden bu adam bana kolay kolay giremez. Şunu alalım. Bitkinlik bitti. Şunu alalım. Bir deneyebilirim şuradan. Gördüğünüz gibi kill de bitti. Hallettik. Şu adama odaklanmamız lazım bizim. Ama bu adama odaklanmamız lazım. Nereye gittiler ki onlar? Şu an arkada Kha'Zix gelmiş. Ben o adama odaklanınca kimse de bana gelmeyince çok rahat beni kesti ama en azından 2'ye 3'lük bir değişim. Güzel. Fiora'da, solo'da Trindamir'i aldı. Yani aşırı kasmış bir bot lane'e karşı şu an bir şeyler yapıyoruz yavaştan. Ki güzel bir şey. Bunu bekliyordum. Çünkü çok kırılgan bir takım. Herhangi bir tankları yok. Tekleyemeyeceğimiz Kogmav'ı Lulu olduğu için tekleyemeyebilirim. Trindamir'i ultisi olmadığı için, ultisi olduğu için tekleyemeyebilirim. Onun dışında diğerlerini normal şartlarda teklememiz lazım. Sadece bu itemlerle. Ekstra fazla bir şey gerek yok. E tutturacağız. Q. Arkaya atacağız. Ultimizle yaklaşacağız. Daha sonrasında düz vuruşla tamamlayacağız. Şunu alalım. Bu arada ultinizi şöyle kullanıp pasif Q'yu da alabilirsiniz. Ya da Q'yu ilk atıp daha sonrasında düz vuruş yapıp daha sonrasında ikinci Q'yu kullanıp yine pasif Q alabilirsiniz. Burada ileriye bir Q tutturabilirim. Yatalım şöyle. Kime tutarsa artık. Onlara tuttu peki. Güzel. En azından çıktı o. Şuradan yine birilerini tutturmayı deneyeceğim. Önce benim el tutturmam lazım ki savaş başlasın. O yüzden duvarlardan el atmaya çalışıyorum ki o da olabildiğince uzun menzile gitsin. Şu an görüyorsunuz menzilini. Arkada baloncuk olan herhangi bir minyon olmadığı için şu an W'da alamıyorum. Solo'ya çıkıyorlar, biz de çıkalım. Birilerini kesebiliriz diye düşünüyorum. O değilse ölecekti be. Çok güzel. Umutlu onu. Burada bunu yavaş yavaş keselim. Gayet güzel. Shaco'nun canı çok az. Onu yapmıyorlardı herhalde. Bunu deneyebilirim. Ya da şuna bir deneyebilirim. Tuttu.
Aldım. Biz birilerini avlamaya çalışsak da birileri de bizi avlamaya çalışıyor. Burada Kha'Zix var. Sıçrama atmam çok mantıksızdı aslında orada ama yine de refleks olarak sıçrayı attık işte. Bir sonraki itemim burada Rabadon olacak. Hiç geri adım atmıyorum. Şu an sadece yeteneklerimden maksimum hasar almaya, hasar vermeye çalışıyorum. Q'm çok uzak bir mesafeden 962'ye kadar vurabiliyor. Yeteneğim 342 vuruyor. Daha sonrasında uyandırdığı bir hasarı var. O vuracak. Bir de düz vuruşla birlikte, pasifimizle birlikte yaklaşık şuna 1000 desek, buna da 650-700 civarlarında desek yaklaşık 1800 hasar falan çıkarabiliyoruz. Tabi bu büyü direncine göre, karşıdaki rakibin aldığı büyü direncine göre de değişiyor. Oyunun başlarında böyle gitmesi aslında bizim hatalı bir oynayışımız. Fakat oyun sadece o ilk 10 dakikadan falan ibaret değil. Burada bu adamları keseriz. Güzel, sıçrasını aldık. Aa, şey var orada, şaka var. E tutturmam lazım. Dikkat ediyorum. Birini kestim ama yanımda kimse olmayınca onlar da beni kesti. Şu an kovmamı kesebilirler. Lulu'ları yok çünkü. Tabi Lulu vs ben değişiminde kim daha yararlı onu bilmiyorum. Sanırım onlar. Ama güzel, şu anlık herhangi bir fight başlamadı. Başlatmıyorlar. Aşağıda olaylar dönüyor. Ya da midlane'de dönüyor, pardon. Buraya yetişirsem Kog'Maw'a E tutturduğum zaman adam düşer. O şapkalı şeyi keşke ben alsam. Güzel, sadece onu aldık. İşimize de o yarayacak zaten. Çarp çıktı. Bu W'dan level atlattıkça çıkan şeyler değişiyor. Bakalım isterse buraya. Birine. Düz vuruş atabilsem bitecek. Bende çarp var. Doğrumu da kestik. Kesemedik. Peki. Baron'u bitirdik. Şöyle bir şey yapacağım. Baron'u engelledik. Kog'Maw burada. Şuradan bir E denesem. Lulu'su işi bozuyor tabi. Güzel. Bir sonraki itemim Rabadon'a devam. Bu Baron şu an ama şurada alamet ve Baron ikisini bir arada gösteriyor haritada bakarsanız. Göreceksiniz. Valla bir küçük bir bug olmuş. Güzel, bizimkiler Baron'a giriyorlar. Alabilirler mi bilmiyorum. Yani şu an zor. Ben yokum çünkü. Onlarda da gerçi Kha'Zix ve şey yok ama. Güzel, fight bizim. Baron da bizim. Göre çok güzel girdi ya. Zaten çok da güçlü şu anda. Ama bu noktada sanırım Baron yapamayız. 4 ejderimiz var. Harika. Ben adama dalarım. Nasıl ya? (Gülüyor)
Yine çok az bir canlı. Şurayı bir denesem. Bu gerçeklik gelişimiz bitmedi mi daha? Hey, kime diyorum? Kaçırdık. Virüsü varmış zaten, olmayacak. Böyle denemek zorundayım. Sürekli bunu denemek zorundayım ki işe yarayalım. Her ne kadar E tutmasa dahi canlarını belli bir seviyeye kadar azaltmak bizim en büyük görevlerimizden birisi. Dürtmek amaçlı tamamen. Şuraları bir toplayalım. Hemen soluya çıkacağım. Olay dönüyor. Burada birileri var ama. Tamam. Bunu kestim. Öyle kolay kolay devam edemem. Şimdi bunu kesebilirim. Silahların gözlerine bakma. Kulaklarına da kaçma. Çok güzel. Tamam, burada balon yapabiliriz. Şunu toplayalım. Kazix gelirse ben o Kazix'i keserim. Şuradan deneyelim bakalım. Denemeye çalışabilir. Güzel çalışmalar. Rabodonum bitiyor. Böylelikle o 3 can 5 can şeyinden kurtulmuş olacağız. Kazix şurada falan base atıyorsa ben burayı bir deneyeceğim. Bak. Her gün, her mevsim sonra yeni bir şey başlar. Tuttu ama giremem çünkü arkada Lulu var. Şimdi denemeye devam edeceğim tabii. Bir base atıp bir şey yapmam lazım. Şu mavi bir alalım. Bu arada uykuyu, yani E attığınız rakibi Q'yla birlikte uyandırmak bütün hasarı çok ani bir şekilde çıkarmanıza neden oluyor. O yüzden bunu yapmak daha iyi bir seçenek. Burada Zonya'nın bir parçasını bitirdim ki tam benim istediğim parça. Böylelikle ani bir fokus yediğimde ya da çok ileride kaldığımda bununla birlikte oyuna tutunabileceğiz. Genel olarak takım böyle çok öne çıkan biri olmadı. Fiora early'de bayağı güçlüydü ama şu an tam bir takım oyunu sergiliyoruz. Bu adam buraya doğru şöyle hafif gelirse ben şunu bir şöyle denesem. Zoe oynarken totemde aşırı önemli bir hal alıyor. Çünkü ben rakipleri ne kadar iyi biliyorsam, pozisyonlarını görüyorsam benim için o kadar iyi. Bu benim sadece düz vuruşum. Şimdi gidip bitirin, önünü keselim. Ama o adam sana... Güzel. Şimdi birilerini çok güzel. Burada Kazix'i yakalayabilirim diyecektim. Q'un benim gittiğim yere kadar gidiyor. O yüzden biz ne kadar ileri gidersek Q da o kadar ileri gidiyor. Q atarken ileri doğru atmamız lazım. Adamın yolunu kapattık. Ultisini aldık. Şey, sıçrasını aldık. Bu adam geçmedi. Sıçrasını falan alabilirim şu an. Şurayı hemen alsam. Gayet güzel. Biz işimizi yaptık. Hallettik bütün burayı. Görevimizi yaptık yani.
sürekli rakipleri zorlayarak, işte birilerini el tutturarak darlıyorum. Olabildiğince darlıyorum. Yani yakalarlarsa beni keserler tabii ama burada rakipleri darlamak önemli. Onlar alameti şey kadim ejderhayı almışlar bu arada. Şöyle bir kombomuz da var. Ulti E atarsam eğer uzak bir mesafeden el tutmuş oluyor. Değmeli tabii, değmesi lazım. O şu an herkesi kesebilir. Güzel. Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı ama biz zorlayabiliriz şöyle. Tamamdır. Çok feci kaçtık ya, bize de alabilirlerdi. Şuradan el tutmayı deneyelim. Çok güzel. Elini ultiye basmıştım zaten. Ne alalım? Buradan da oyunumuzu bitiriyoruz. Güzel bir oyundu. Zor başladığımız ama güzel devam ettiğimiz bir oyundu. Hogmav'ı nasıl geri düşürdüğümü zaten gördünüz. O Kog'Maw'ı şöyle bir pozisyonda saf dışı bırakabilecek hasar olarak bir tek biz vardık. Onun dışında Rakan araya girip bir şekilde Kog'Maw'ı engelleyebilirdi ama böyle çok uzaklardan Kog'Maw'ı rahatsız edecek bir biz vardık ki biz de görevimizi yaptık. Burada hepsi güzel oynadı ama şu ejderlerden dolayı ben Jungle'ıma Honor'umu atarım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer videodan beğendiyseniz, videodan hoşlandıysanız gelişmeme yardımcı olmak için kanala abone olabilir, beğen tuşuna basabilirsiniz. Rakan da bizi honorluyor. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.